3DS Max ile Ancaster set modellediğimiz bu ders serisinin 7. dersine hoş geldiniz. Geçen derslerde bütün 3D modellerimizi tamamlamıştık. Bu derste bu 3D modelleri Studio Render sahnesinin içerisine alacağız ve üzerine V-Ray materyalleri atarak kaplayacağız. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar bu derste artık kaplama yapıp render almaya başlayacağız. Bunun için ben de hazır bulunan bir Studio Render sahnesinin içine tüm elementlerimi merge ettim. Yani koydum, yerleştirdim. Bunu bilmeniz lazım. Bilmiyorsanız da Studio Render yapmasını cgstudio.com'dan bulabilirsiniz dersini. Studio Render'ın içine fırınımı, hepsini, bütün eşyalarımı bu şekilde koydum, yerleştirdim. Şimdi bunlara tek tek kaplama yapacağız. Şimdi kaplama yapmak için M'ye basıyorum ve standart yazan bölüme tıklıyorum. Buradan V-Ray seçip V-Ray materyali seçiyorum ve geliyor V-Ray materyali. Şimdi burada difuz bölümünün renk verme bölümü, biliyorsunuz. Renk veya kaplama. Bunu siyah yapıyorum. Camın önündeki fırının önündeki parlak camı yapacağız. Tabi bu Ancaster'in aspiratörün üstünde de olan aynı cam. Reflekti de çok şöyle 25 falan bir reflekt yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde. Diğer kalan ayarlar da aynı. Yaptım. Refraktı şöyle bir çok az bir olsa da yeter. Yani şu şekilde bir kaplamamız bize güzel parlak bir cam yapmaya yetecektir. Bunları alıp camın üstüne atıyorum arkadaşlar. Ön camda var parlaklık. Parlak bir cam ön tarafta ve kapakta da var. Ve bu malzeme, bu kaplamamız arkadaşlar şeyin üstünde de var. Şu fırın camın üstünde de var. Ocak camın üstünde de var ve aspiratörün üstünde de var. Bunların hepsine yaptığım kaplamayı atıyorum, sürüklüyorum üstüne. Sürükledim ve böyle geldi. Şimdi bundan sonra tabii bir de fırının üstündeki metal bölümü yapacağım arkadaşlar. Şöyle çizgili bir metal var, onu yapacağız. Metal brushet yazalım şöyle. Standart deyip V-Ray materyal tıkladım. Ve geldi. Difuz bölümüne şu kaplamayı atacağım. Bakın. Şurada brushed metal yazan. Bunu alıp difuz yazan bölümün yanında küçük kutucuğa sürüklüyorum. Ve kaplamamız o olacak. Rengi, deseni bu olacak. Bakın büyüttüm. Buna reflekt vereceğim. Reflekt veriyorum şöyle. Aşağıya doğru geldikçe reflekt artar, yansıma artar biliyorsunuz. 35 civarı bir şey verdim. Okey dedim. Tabi bu reflektin bir de bakın reflect glossiness değeri nasıl etki ettiğine bakın, parlamaya, mercek odağına bakın. Şimdi gördünüz, daha çok yansıyacak ve subdivs'ini de arttırıyorum ki kaliteli bir kaplama elde edebileyim. Şimdi bunu alıp ocağın, bak mesela burada da subdivs'i arttıralım önce. Bu da kaliteli olsun ve ışıktan daha çok etkilensin ve daha çok hesaplama yapılsın üzerinde. Şimdi üçüncüsünde de bakın multisub obje yapıyorum. Yani birden fazla objeyi tek bir nesnede kullanabilmek için set number'ını da 2 yapıyorum. Okey diyorum, 2 tane oluyor. Bunlardan birini alıp üste sürüklüyorum. Instance diyorum. Ötekini de bunlar mesela ne yazacağım? Cam yazalım. Parlak cam yazalım. İkincisine de bak alıp şöyle içeriye doğru instance diyorum. Okey diyorum. Buna da parlak metal diyorum. Şimdi bunu niye yaptım? Niye böyle bakın şuna yaptım. İkili böyle karışık görünüyor. Bunu üstteki aspiratör camını yapmak için yaptım. En üsttekini atıyorum. Atınca üstü cam altı metal oldu. Bunu kafadan belirledi. Ben yapmadım bunu. Buna gelip Edit Poly'den üstteki poligonları seçersem bakın üstteki poligonları önce alttakileri seçelim. Seçtim ve dedim ki bakın alttakiler seçili hale geldi. Aşağıya gelip diyorum ki Set ID'si 1 olsun. Altta hemen parlak cam yazıyor. Altı parlak cam oldu. Sonra üsttekileri seçip set ID'si 2 olsun parlak metal de demek. Yani konumlarına göre metal veya parlak cam olup olmamasını burada gösterdim. O da ona göre oradan aldı. Şimdi buralar sadece parlak metal. Buralar da sadece parlak metal. Şöyle bakarak seçiyorum ki resmi görebilirsiniz. Resimdeki bakın parlak metal etkisini, difuzu görebilirsiniz. Ve buraya da parlak metali attım. Gördüğünüz gibi hatta bunları butonların içinde de kullanabilirim. Bakın şimdi bunu atıyorum. Şuna da atacağım. Butonların iç taraflarına kullanıyorum. Şunun dışına da atacağım. Bunun dışına da atacağım.
Düğmelerin hepsine bırakıyorum böyle tek tek. Tutup tutup sürükledim. Şimdi bunları şu butonların üstüne de yapayım. Şimdi ne yapalım? Şey yapalım. Şunu yapalım. Şu içerideki metal çubukları yapalım. Bunun için buraya siyah metal diyorum. Bu metal fırının dış kaplama yüzeyinde kullanacağım malzemem olacak. Bunda da virey materyali seçiyorum. Şimdi buradaki kaplamayı biraz siyah yapacağım ama tam da siyah yapmayacağım. Biraz açık bir siyah olsun. Bunun bir reflekte olacak mı? Olacak. Bir yansıması olacak yani. Okey diyorum. Reflect glossiness kalsın. Hatta şunu biraz yapalım. 75 yapalım ama çok da böyle sert yansımasın. Hafif yansısın yani. Çok ciddi yansımasın. Ve buna maps'ini arkadaşlar bakın bump bölümüne noise koyuyorum. Bakın işaretlediğim noise'i koydum. Noise'i koyma sebebim de biraz hareketli olsun. Bakın biz yaptıkça sol tarafa bakın. Gördünüz mü? Nasıl bir değişkenlik gösterdi? Hani parlak böyle ufak ufak tırtıklar vardır ya. O fırının kenarlarında falan o metali siyah metalinde. Onu yapmaya çalıştık. Bump ne yapıyor? Kabarma yapıyor biliyorsunuz bunu. Şimdi bunu aldım arkadaşlar. Üstüne attım. Ve böyle likle bunu da oluşturmuş oldum. Ha bunun üstüne de atalım. Onda da aynı şey söz konusu. Şuraya da atalım. Şuraya evet. Tamam şimdi başka pek bir şey kalmadı. Bakalım başka nerede yapabiliriz? Şunun etrafına mesela şu düğmelerin etrafını yapalım bu sefer de. Tekrar V-Ray materyalden. Buradan siyah plastik yazıyorum. Düğmelerin etrafına da siyah plastik koymuşlar öyle düşünün. Standarttan V-Ray materyali seçiyorum. Ve siyah plastiğin ya siyah yapacağım zaten kaplamasını. Reflect vereceğim. Reflect'i de şöyle yani bir 30 civarları falan yeterli. Okey diyorum. Ve bunun reflect glossiness'ına dikkat edin şimdi. 0,65 civarı bir şey nasıl bir yansıma yapıyor görüyor musunuz? Cam gibi değil plastik gibi bir yansıma yapıyor yani. Sert bir yansıma yapmıyor. Bunu da getirip şu dış çerçevesine atıyorum. Ve aynı zamanda şuradaki göstergelerin de dışına, düğmelerin de dışına atıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi bunu bir height selection yapıp içeridekilerde de bir işlemler yapalım. Dış tarafta bundan her şeyi height selection yapıp şu içerideki ızgaralara da metal yapacağım. Onların metali diğer yaptığımız metallerden farklı olacak. O sırf böyle parlayan alüminyum metal cinsinde bir şey olacak. Ondan önce de şurada bakın soldan bakayım. Şunlar şöyle bir seçelim. Alt Q yapıp izole edelim. Left'e gelelim. Left görünümdeyim şimdi. Şu yine bir şuradan seçeyim. Ayırıyorum yerlerinden. Yine Alt Q yapıyorum ve sadece bunlar kalıyor. Şimdi buna metal yapacağız. Bunlar metal olacak, değil mi? Bunu metalini nasıl yapacağız? Mesela metal yazalım şuna. Parlak böyle metal oluyor yani. Ya o. Buna standarda gelip tıklıyorum tekrar. V-Ray materyal diyorum ve difuzunu tamamen siyah yapıyorum bunun ve reflektini de arkadaşlar 270 civarı yani neredeyse sona kadar getiriyorum. 170 civarı falan koydum. Bunun reflect glossiness'i falan olmayacak arkadaşlar. Bu böylece oluşturulmuş bir şey. Refract'ı da zaten sıfır. Simsiyah bakın refrakta. Bunu şimdi alıp atıyorum arkadaşlar. Hepsinin üstüne attım. Bir kere de seçip attım arkadaşlar. Şu anda hepsi siyah metal oldu. Bunların etkilerini render'da göreceğiz zaten. Şimdi önceden koymuş olduğum kameralardan bakıyorum. Sonra içeriye geçince perspektif penceresine geçiyorum. Bakın bu içeride. Daha önce yaptığımız kaplamaları şuna da atalım. Fırının dışı için pürüzlü metal yapmıştık ya. Onları da şunun içine atalım. Evet. Şimdi yapacağımız şey bu fırın camını yapalım. Bunun için şuraya öncelikle bir fırın camı yazalım. Ve burada standarda tıklayıp tekrar V-Ray materyal diyoruz. Cam yapabilmek için geçirgen bir cam. Difuzun tamamen siyah.
Reflection'ın birazcık olabilir. Çünkü biraz cam parlar. Şöyle şu civarda yeterli. Subdivision'ı arttıralım arkadaşlar. Refraction subdivision'ı da arttıracağım. Çünkü geçirgenlik de var. Maximum depth'i de arttıracağım. Maximum depth değerli bir maximum depth'te cam daha kaliteli görünecektir. İç içe yansıma oranını arttırıyor çünkü. Ve en önemlisi refract'ı da sona kadar beyaz yapıyorum. Fog color çıkış renginin mesela gri ise gri, kenarlarda bazen yansıma olur ya, hani yeşil camların kenarları yeşil olur falan. Bu çıkış rengini belirler. Yapmasanız da olur ama yaparsanız daha iyi olur. Şimdi camı içeriye attık. Şimdi bunların üstüne de siyah metal atacağım ama bunların siyah metalleri arkadaşlar biraz böyle parlayan cinsten oluyor. Yani nasıl söyleyeyim, pürüzlü parlayan cins bir metal oluyor. Şimdi normal değil de böyle kıtır kıtır, böyle üstü pürüzlü, taneli, dikkat ederseniz böyle. Şimdi onu yapmak için de size değişik bir materyal göstereceğim. Şimdi bakın arkadaşlar, öncelikle şunu yapalım. Gördüğünüz gibi yakınlaştım. Şimdi bunları indirelim. Evet. Şimdi yeni bir materyal alacağız. Metali ocak yazdım buna da. Şimdi buradan standarttan V-Ray materyali seçtim. Bakın, bunun difuzu siyah olacak. Tamam, kabul ettik. Siyah renkte bir metal olacağı için. Okey dedik. Bunun reflekti, reflektinin yanında küçük kutucuğa tıklayarak veya aşağı inip, bakın buradan veya çıkıyorum. Aşağı inip Maps bölümünden, Reflect bölümünden tıklayıp ne seçeceğiz arkadaşlar? Cellular işaret dediğimizde bakın küçük hücreler, bu hücrelerde ışık tonları farklı farklı yansıyacak. Şimdi ben bunu tıklayayım, bakın bu yansımayı gösteriyor. Şu anda atarsam bizim nesnemiz böyle parıldayacak. Ama bu çok fazla. Ana rengi iptal ediyorum ve Division Color'da değişik renkler, bu renkler arasında iki seçenek oluşturacağım. Şimdi bakın arkadaşlar, ben hareket ettirdikçe bu küçük tanelerin ve arka fondaki nesnenin, materyalin değişikliğini de görüyorsunuz. 18 yaptım ve bunu da altındakini de şöyle 10'a yakın bir renk yapacağım. Bu iki renk arasında kırılma oranı değişecek arkadaşlar. Dikkat ediyorsanız küçük küçük noktalar var ve biri gri, biri beyaz, biri daha çok gri, biri daha az beyaz, daha az gri. Bir ton farkı var. Bu da bizim o iki rengimiz arasındaki ton farkı. Bu parlama hani neydi? Bakın ana rengi kapattım. Bu neydi? Refract beyaz olduğunda çok parlar, siyah olduğunda az parlar. Parlama oranını öyle verir. Bakın size'ını da değiştireyim. Biz gri renkte, yani çok da parlama ama parıltısız da kalma gibi bir şey yaptık. Şimdi size'ımızı da düşürdük. Bakın o küçük hücre tanelerinin size'larını da düşürdük. Şöyle bütünleşik şu oranlarını ve aynı zamanda split oranlarını da düşürdük. Bakın büyüteyim, bir arttırayım, bunu hissedin neye yaradığını mesela. Öncelikle 1 yapayım, 0-1 görüyorsunuz bakın dağılma oranını. Şimdi size'ını arttırıp bir de mesela dağılma oranını değiştireyim. 10 yapayım. Bakın çok büyük olduğu için artık siyah bölge kalmadı. 4 yapayım, görüyorsunuz ayrılıyor birbirinden. 3 yapayım. 0-3 yapalım. Görüyorsunuz daha da ayrılma. 0,03 yapalım. Veya bakın şurada size'ını biraz daha düşüreyim. Görüyorsunuz değil mi? Miktar düşüyor. Bunların arasındaki böyle bakın. Şimdi şu anda bu küçük taneler çok parlayacak. Küçücük taneler beyaz olduğu için. Ve bakın şu küçük taneler görüyorsunuz şimdi daha güzel oldu. Çok parlayacak. Geri kalanlar az parlayacak. Çünkü onlar beyaz. Ve böylece bir parlama hareketliliği elde edeceğiz. Bunu da render'da göreceğiz bunun kalitesini. Şimdi bakın arkadaşlar, yukarı çıkıyorum ve kapattım şimdi nesnemi. Nesnem artık oluştu. Bunun parlamasını verdim. Şimdi bir de 0.85 gibi bir parlama vereyim içinde. Bakın şu beyaz noktanın içindeki siyah noktalara bakın. Şimdi bunu böyle attığımda bunun anlama geldiğini render'da daha iyi anlayacaksınız. Küçük küçük noktalar şeklinde reflektler, yansıma paketleri oluşacak. Bu şimdi ocağın üstündeki metal düz değil de değişik bir pürüzlü bir değişik bir metal gibi bir his verecek size.
Güzel püf noktası. Şimdi bu diğer kalan bölümlerdeki bütün metal materyallerini atıyorum üstüne. Şuralardaki, dışarıdakiler ve üsttekiler aynı. Güzel, fena değil. Şimdi hatta bunların üstüne de atacağım. Şunun ortadaki tam üstteki demirlerin üstüne. Evet. Şimdi şunun alt bölümlerine de atacağım. Çünkü buralar resimde metal. Evet. Şu önceden hazırladığımız metali de şunların altına atayım bari. Şunları var ya. Yani bunları brushed metal dediğimiz şu en üstten ikinci metal de atabilirdim aslında. O da güzel olabilirdi. Şimdilik bunu atayım. Bakayım. Şimdi kaplamalarımız neredeyse tamam gibi. Şunları da mesela şuna da şu metal kaplamasını atayım. Şurada küçük ateşleme mekanizmalarına da şu metalleri. Şimdi geriye kalan nesneler var burada. Beyaz olması gereken. Şunları çıkartıyorum. Diğerlerini seçiyorum. Şöyle şunları çıkar diyorum. Alt tuşundayken şunları seçersem onlar çıkar. Eksi olur yani. Evet. Şimdi bunlara birer nesne atacağım. Materyal atacağım. Bunların materyallerini de şurada V-Ray materyal deyip oluşturup beyaz bir materyal atmamız yeterli. Görünsün. Okey dedim ve üzerine attım hepsi. Hepsi beyaz oldu. Çıkacağım şimdi. Şimdi ötekilere de atacağız bunları tabi. Şunlara. İçeride kalanları seçtim. Tıklıyorum. İçeride kalanları seçti. Ve şimdi çıkarıyorum. Evet. Bunlara da aynı beyaz materyali atıyorum. Şuradakiler de. Evet. Bunlara da aynı materyali atalım. Ve şuradakileri de seçerek şunları da çıkar deyip. İzolasyon yaptım. Doğru nesneleri seçmiş miyim diye ve şu anda attım. Şimdi biraz geriye bakalım arkadaşlar. Geriden bakalım. Fena değil. Güzel oldu. İyi bir çalışma. Şu camı da yapalım. Şuradaki cam aslında vardı bizim camımız. Fırın camı diye. Bunu atalım direkt üstüne. Atınca arkadakileri görmeye başladık. Evet. Şimdi arkadakilere ne nesnesi atacağız? Bu küçükleri ve arkadakilere. Bunlara V-Ray Light materyal atacağız arkadaşlar. Bunu da standarda gelip V-Ray Light materyale tıklayarak yapabiliriz. Yaptıktan sonra rengini ve ışık şiddetini belirtiyoruz. Beyaz renkte 5 birimlik bir ışık şiddeti olsun. O 5 birim sizin Studio Render'ınıza göre değişebilir. Işığı alana kadar arttırabilirsiniz. Fazlaysa azaltırsınız zaten. Onun için sadece 5 veya 6 bir sabit bir rakam değildir yani. Duruma göre, Studio Render'ın karanlık oluş olup olmadığına göre değişebilir. Şimdi bu nesnelerime V-Ray materyal atıyorum. Şöyle V-Ray metal yazalım. Attım. Şimdi çıkıyorum. Saatlere, oradaki dijital göstergelere materyal attım. Parlayan, ışıklı bir materyal attım. Çünkü V-Ray light materyal, ışık materyalidir. Şimdi kameradan şöyle ayarlamışım. Shift F'de basıyorum arkadaşlar. Gelecek derste de render alacağız. Birçok V-Ray materyalin nasıl yapıldığını, kullanıldığını öğrenmiş oldunuz. Diğer derslerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bildirim simgesine tıklayarak bildirimlerden haber alın. Takipte kalın. Görüşmek üzere.